Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün sizin arı yolu haritasının ilk bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle arı yolu arıcılığı anlatan, arıcılık nedir, oyundaki arı mekanikleri nedir ve bunların ne gibi kullanabiliriz olarak anlatan bir harita. Öncelikle bizden iskeleye gitmemizi istedi. Başta biraz konuştu. Hani parkur yeteneklerini falan geliştirebilirsin falan dedi. Burada işte anlattı. Kimse o adaya gidememiş. Parkur yeteneklerine falan ihtiyacımız var gibisinden. Şimdi önce iskeleye gitmemizi istiyor. İskeleye gittikten sonra herhalde birisiyle konuşacağız. Çünkü ben bunu yayında ilk başta oynamıştım biraz. Benim biliyorsunuz diğer kanalım da var. Yunus Let's Play kanalı. Orada e, canlı yayında çok alakasız bir şekilde bu haritaya da girmiştim. Ufak biraz oynadık sonra kapatmıştım. Şimdi kanala seri olarak çekiyoruz. Evet. Şimdi görevimiz Honeycomb Hello'a gitmek. Evet. Standart Minecraft. Buglarla dolu. Şunu bir koparalım. Binelim. Herhalde bu şekilde gidebilirim. Honeycomb yeri burası. Hadi bakalım gidelim. Abi çok güzel. Bu skin de bu arada e, şeyden dolayı verildi. Yeni Çin yılı olarak geçiyor. Bu skinler şu anda mağazada ücretsiz alabilirsiniz. Benim hoşuma gitti. Evet karşınızda 1.17'de gelecek mağaralar. <laughs> Abi çok iyiler ya vallahi diyorum bu mağaralara benziyor. Arı şeyler olmasa şu arı blokları falan olmasa o mağaralar. Şimdi şöyle bir şey var. Buralara tutunabiliyormuşuz. Ben bunu bilmiyordum mesela. Ben bunu yayında görünce lan böyle bir şey mi var dedim kendi kendime. Herkes diyor abi bilmiyor musun sen ya falan diyorlar. Lan bilmiyor oğlum böyle bir şey nasıl olabilir? Slime şey e, bu bal blokları tam bir blok olarak geçmiyor. E, tam bir blok olarak geçmediği için bakın kenardan kenardan kaçabiliyorum yani. Mükemmel. Evet. Mağara biraz daha keşfedelim bakalım. Bakın mesela diyor ki hani e, şu bal blokları aşağı kayabilirsiniz diyor. Şu şekilde. Abi bal blokları geldiği zaman hani bilmiyorum ben o zaman YouTube camiasında değildim. Çok ses getirdi mi çok merak ediyorum. Çünkü bu mekaniklere bakarsak ciddi anlamda çok şey getirmiş oyuna. Evet. Burada da tarihi aman bozmayalım. Tarihi bal arılarını görüyorsunuz. 150 yıllık falan herhalde. Abi çok iyi bak. Bunları böyle toplayabilirsin diyor. Altında ateş varken topla diyor. Gündüz dışarıda gece içeri girerler diyor. Eee bu zehirliyor. Arılar bizi zehirliyor anladığım kadarıyla. Ondan bahsediyor. Evet mağarayı keşfetmeye devam edelim bakalım. Nereden gideceğim? Bundan sonrası bende yok. Hmm orada yol var tamam. Lan gitmeme izin vermiyor. He orada parkur var ya. Abi kafama tüküreyim. Orada parkur yolu varmış. Ben aşağı atlamışım salak gibi. Yok abi ya. Yayından çıktım. Üç buçuk saatlik bir yayın yaptık Yunus Let's Play kanalında. Mala döndüm iyice. Evet şu anda bu şekilde gidiyorum herhalde. Umarım doğru gidiyorumdur. Çünkü ben buraları hiç hatırlamıyorum. Buraları oynamış olmam lazım ama hiç hatırlamıyorum. Evet yok yüzüne çıktık. Şimdi şimdi bu yolda Mushroom Hive denen bir yer varmış. Oraya bir gidelim. Ve Minecraft'ta yağmur yağmasan nefret ediyorum abi ya. Gene mi buradan devam edeceğim? Pekala. Aa mantar evi var orada. Büyük ihtimalle oraya gideceğiz dur. Abi çok güzel tasarlıyorlar bu Mojang bu haritaları ya. Ciddi anlamda hani bunları satışa sunması ki böyle bir artık ücret olarak sunması bile çok güzel bir şey. Ne haber lan arıcık? Tokat ne olur? Allah Allah. Ne bız bız. Arı uzak dur benden. Evet ben arı değilim yani az çok gözün görüyorsa iğnem yok. Hani sokamam ama öpebilirim. Cık. Evet büyüğüm. Şimdi diyor ki. E, yağmur ev gel benim eve sığın bu akşamlık diyor. Sen e, bugünlük bende kalabilirsin gibi bir şey dedi. Yağmurdan kaç. Sandıkları çökerim. Akan pateşi, şişe, çiçek. Yani şimdi bunun kanatları ıslandığı için kurutması gerekiyor. Hani bu adadaysa e, bir şeyler öğrenebilirsin diyor arılar hakkında. Yani yağmur durdu gibi hadi gidelim diyor. Gidelim tamam gel bakayım. Gel bakayım götür beni gittiğin yere. Hadi. Arı bilim adamını takip et. Vay be. Aa burada arı yuvası var alırım ben bunu. Şimdi diyor ki ilk dersin şu. Çiçekli bir arazi gördün değil mi diyor. Oralarda hani arılar çalışır. Sağlam çalışır. Yani bir bakıma bitkileri polen elde eder çiçeklerden. Ama bakın şu da önemli. Bunu çoğu kişi bilmez. E, bunu da söyleyeyim buradan. Bitkilerin yanında yani yetiştirdiğiniz şu buğdaydır, balkabağdır, havuçların yanında eğer arılar varsa arılar bunlara polen bırakıyor ve bir hızlı yetişme aşamasına giriyor. Normalden daha hızlı yetişiyorlar. Bundan emin olabilirsiniz. Tabii mümkünse onları şey yapın iple bağlayın. Ee Burada kaldın sen. Ha tamam. Hani diyor ki sadece arılar onlara saldırdığın takdirde saldırır. Yoksa can sıkıntısı saldırmazlar diyor. Haberin olsun diyor. Hani dikkatli ol sokarsa ölürsün diyor. Aman neyim diyor. Tamamdır. Evet biliyorum çiçeklerle etkileşime geçerler. Arı bunlar. Polen toplayacaklar. Bal yapacaklar. Bu arada e, bu bitkilerle onları da çiftleştirebileceğimizden bahsediyor. Ve bunlar bizi böyle takip ediyor. Bakın elimizde eğer çiçek varsa. Gelin bakalım çiftleştireyim ben size. Sen ye. Sen de çiftleş. Sen de sen de çiftleş hadi bakayım. Ey maşallah. Çok güzel çok güzel çiftleştirdik bunları. Şimdi arı bilim adamını takip edeceğiz yine. Büyük ihtimalle bize e, besin elde etmenin yollarını falan anlatacak. Hocam biraz hızlı mı yürüsen? bak. Yoruldum yani hadi. Bir de kanatım var yani Yürüsen daha hızlı gidersin yemin ediyorum hadi. Şimdi bunlardan alabilirsin diyor. Ama hani şu şekilde arı gider gelir her seviyesinde bu bal kademesi artar. Ve dolu olduğu zaman şu şekilde ballar akmaya başlar. Buna şimdi büyük ihtimalle pasifiteniz. Kamp ateşi koyamıyor muyum? Heh koydum tamam. Bir kamp ateşi koydum. Buna bastığım takdirde balımı sen mi aldın lan? Balımı sen mi aldın? He zehiri de tedavi eder diyor. Bak ben bunu bilmiyordum mesela. Genelde zehirli ballar da olur ama neyse. <laughs> Yardımına ihtiyacı varmış. Tamam hadi gidelim. Hani diyor ki bak dikkatini çektiyse burada hiç böyle polen molen arı marı yok diyor. Arı yuvalarının yüzü güneye bakar diyor. Öyle bir mekanik mi varmış Minecraft'ta? Bak ben onu yeni öğrendim. Şimdi diyor ki 3 tane bal peteği ve 6 tane odunla bir tane bir hybrid diyor. Makasın varsa toplarsın diyor hani kompları. Aynen diyor ki hani kamp ateşini koymayı unutma e, toplamadan önce. Burada craft edebileceğim malzemeler vermiş bana. Hadi bakalım biraz bal toplayalım. Ya ben öldüremezler zaten o kadar da sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama oyunun da mekaniğini pek bozma gibi bir niyetim yok. Şunu şöyle koyalım bir tane makasla bunu toplayalım. 3 tane verdi lan direkt. <laughs> Süper. Hemen şuradan bir tane arı kovanı craft edelim. Geldim hocam. Yaptım. Yok hocam ilk defa yapıyorum. sen emin ol. Dördüncü falandır herhalde hiç gerek duymadım çünkü arıcılığa. <laughs> çok yaşa hocam çok yaşa çok yaşa. Evet arı e tam Poppy e, adasına giden kısa yolu ben sana göstereceğim dedi. Adada işin bittiği zaman benim yanıma gelebilirsin dedi. Bunun altına böyle kamp ateşi de koyabiliriz. Hani normalde e, biliyorsunuz bu arı yuvaları bizim manuel olarak toplamamıza yarıyor. Ama arı kovanları bizim şurada yaptığımız önce arı kovanı onu otomatikleştirmeye sağlıyor. Oldukça güzel bir şey. Hani arıcılıkla uğraşacaksak zaten bunu kullanmamız gerekiyor. Pocket Edition Survival'da da yakın zamanda uğraşmayı planlıyorum zaten. Bulabilirsem tabii arı şeylerini. Arı yuvalarını bulabilirsem yapacağız. Yani burada artık yapacak bir şey yok zaten. Hı, bir şey mi vereceksin bana? Ne vereceksin? Sen ciddi misin? Adam meşe fidanına gelincik verdi. Şimdi bize eve giden kısa yolu gösterecekmiş. Poppy Island'a giden kısa yolu gösterecekmiş. Buradan aşağı atlamayacağım herhalde. Elitra'yı al diyorsun. Sen var ya mükemmel bir detaysın. Vay be. Hakkını helal et hocam. Bu ne lan? Bu ne biçim Elytra ya? Hiç sevmiyorum ben bu Elytra'yı. Ender Dragon'unki nerede? <laughs> Şimdi başkana gitmemiz gerekiyor. Eee başkanın evi nerededir? Şurası başkanın evidir ben söyleyeyim. Yok bura başkanın evi değilmiş. Başkanım. Ulan nasıl bir yerde yaşıyoruz? Herkesin evi belli değil ki kim başkan kim değil. Burası olabilir artık oyuna başladığımız bölge. Büyük ihtimalle burasıdır. Şuradan böyle bir çıkalım. Abi burada değil kafa yiyeceğim. Nerede bu? Heh orada ya tamam. Hala sahilde duruyormuş. Çok iyi hocam. Çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Bana bütün sırlarını anlattılar. O salaklar hepsini anlattı. Sen rahat ol. Ben bütün bilgileri getirdim sana. Her şey bende. Bir ajan gibi davrandım. Sen rahat ol. Bak bütün bilgiler bende tamam mı? Arı üretiyoruz tamam Bir satıyoruz. Ekonomi uçuracağız bu adanın. Tek başına ülke olacak bu. Sen rahat ol. Hadi. Ama güzel de bir rütbe istiyorum. öyle kıytırık bir şey verme bana. Tabii hocam. tabi Hemen şuraya bir tane koyayım ben. Şöyle bir ee, beehive'ı nasıl koyacağım? Şöyle koyuyorum herhalde. Aynen. Hocam beehive hazır. Hocam, hocam, hocam bilerek olmadı hocam. A bir dakika bu bana beehive vermedi. Ben oradan geldim ama bende hiç şey yok. Arı yuvası yok. O zaman şöyle yapacağım. Buradan bir tane arı kovanı alacağım. Çünkü normalde biliyorsunuz 3 tane el yapıyorum. Burada hiçbir şey arı yok. Hani hiçbir şey yok. Tamamdır. Koydum. Malzeme eksikti hocam. Aynen hocam. Aynen. Tabii hocam 3 tane çiçek koy diyorsun. Hemen istediğin yerlere koyayım. Şuraya bir tane. Oraya da mı istiyorsun? Buraya bir tane. Buraya da bir tane. Tabi hocam ne sandın? Tabi biraz da sapling koyalım. Biraz doğallık lazım. Hemen koyuyorum hocam. Hemen koyuyorum. Buraya bir. Buraya iki. Burası üçüncü. Dördüncü nereye? Hocam dördüncü e, şeyi nereye koyacağım ben? Saplingi. Oha ya ta oraya yollamış beni. Hop tamamdır. Hocam bekleyeceksin. Öyle hemen olursa acele işe şeytan karışır. Aman diyeyim. Başka bir şey? Ha Tamam tamam normal. Bunu istiyor bizden. Şimdi köydeki hasta birini e, bu şişeli tedavi edecekmişiz. Buradaki arıcılığın asıl sebebi aslında bir bakıma hastalıkları iyileştirme. Az önce biliyorsunuz zehire iyi geldiği söylendi oyunda bize. Büyük ihtimalle bu köydeki bir insanda zehirlendi ve onun için bir tedavi aradık. Onun da tedavisi bal şişesiydi. Ki bunu sor bakayım bizim buralarda olsaydı dünyada herhangi bir yerde olsa ne olur? Ya abi ölürse ölsün ya bir şey için insan için ülkeye arıcılık mı getireceğiz yani? Bu sadece şey için değil, bütün dünya için geçerli. Al hocam. Aynen aynen. Bal bal ye ye. Gömçür gömçür. Hocam sorma. Yut şunu, yut yut. Aynen yarasın. Aferin benim koçuma Daha iyi misin? Nasıl hissediyorsun? İyi güzel tedavi ettik. Şaşırma hocam. Buna nesi bilim. Hepsi başkanım. Tedavi oldu. Şimdi ona bir de ben kek bir götüreceğim. Sen ben dalga mı geçiyorsun? Evet, haritayı nasıl uzatabiliriz diye düşünmüşler. Sonucunda bu çıkmış. Aa burada da ışınlanacak mıyım oraya? Ooo müthiş, müthiş abi. <laughs> çok iyi, çok iyi. Hocam, size kek getirdim hocam. O kadar bilgi için size bir kek e, olarak gördük. Layık gördük bütün o tedavilere. Aynen hocam, bunun için getirdim. Ne demek hocam, estağfurullah. Abi başlayacağım ama bir oraya git bir buraya git. İyice kendi şeyiniz yaptınız benimle. Oyuncağınız ettiniz yani. Ya bir git bak bakayım neler değişmiş. Evet köy biraz daha kendine gelmiş. Biraz daha güzel bir hale gelmiş. Arıcılığı öğrendikleri için. Artık hastalık denen bir şey yok. Bütün her şey tedavisi arıda. Evet arı yol haritası da bu kadardı. Tek bölümlük mini güzel bir seri. Videonun başına da ilk bölümüyle karşınızdayım dedim. Ben kafama tüküreyim. <laughs> bu kadar kısa olduğunu bilmiyordum. Neyse tamam o zaman. Bu video bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay efendim.